Demir. Anne, iyi misin? İyi miyim oğlum, gayet iyiyim. Hemşire falan çağırayım mı? Yok, hiç gerek yok. Seninle konuşmamız yarım kaldı. Tamam ya, şey, acelesi yok. Sen bir iyileş, ondan sonra konuşuruz. Hayır, hayır, şimdi konuşalım. Ne olur ne olmaz. Ya deme anne şöyle... Gördüğün gibi insanın başına ne zaman, nerede, ne geleceği belli değil. Senden neden sakladım bütün bunları hiç bilmiyorum. Ne gerek vardı sanki? Babanla evlendikten sonra uzun bir süre çocuğumuz olmadı. İkimiz de bir çocuğumuz olsun çok istedik. O dönem her şeyi denedik, aklına gelebilecek her şeyi. Ama olmadı işte. Sonunda vazgeçtik ve evlat edinmeye karar verdik. İkimiz de araştırdık. Tanrı seni çıkardı karşımıza. Seni bir yurtta bulduk. Bir yaşında bile yoktun biliyor musun? O güzel gözlerinle bana bakıp... Sonra bana elini uzattın. Sanki seni ben doğurmuşum gibi. Sanki seni gerçek annenmişim gibi. Anne, sen benim gerçek annemsin zaten. Sana söylemedik çünkü... Ne değişecekti ki? Sen bizim gerçek oğlumuzsun. Seni her zaman çok sevdik biz. Sonra Duru oldu. Kocaman büyük bir aile olduk. Sana bir gün bile ondan farklı bir gözle bakmadım ben. Seni bir gün bile ondan ayırmadım. Biliyorum anneciğim, biliyorum. Biliyorum. Ta ki o uğursuz kız o zarfı elime tutuşturana kadar. Onu gözüm görmesin. Onu gözüm görmesin. Duydun mu beni? Anneciğim, Gökçe'nin hiçbir suçu yok. Bir o araştırmayı ben yaptırdım. O da bana zarar gelmesin diye. Onun yerine annesini öldüreyim dedi herhalde. Ya bak deme şöyle. Hem sen niye araştırmaya başladın bu meseleyi? Babam sana bir mektup yazmış zamanında. O da benim elime geçti. Ben de oradan... Bizden sakın nefret etme. Biz seni gerçekten çok sevdik. Ya anne, olur mu öyle şey? Benim de sevgim size karşı değişmeyecek. Ne sana ne de babama. Ama yani fikrimi sorsaydınız... bazı şeyleri bilmek isterdim, evet. Ya mesela kim onlar? Ne yapıyorlar? Gerçek annenle babanı mı soruyorsun? Gerçek annem babam değil onlar. Öyle bir şey olsaydı beni bırakmazlardı böyle. Ama yine de yani bir bilgi falan varsa... Yok. Yok. Hiçbir şey yok. Seni yurdun kapısına bırakmışlar. Üzerinde de bir not. Oğlumun adı Demir. Ona iyi bakın diye. Başka da bir şey yok. Hem olsaydı saklar mıydım senden? Biz de değiştirmedik adını. Belki bir gün arar sorarlar, görmek isterler diye. Öyle bir şey olmadı ama değil mi? Yok, olmadı. Hem öyle bir şey olsaydı saklar mıydım seni hiç? Sonuçta annem baba. Ama hiç arayan soran olmadı. Bir şey mi oldu? Yok, panik yapma. İyi, kontrol etmeye geldim. Değerleri normale dönüyor. Uyuyor zaten. Ya burada olduğun için o kadar mutluyum ki. Gerçekten anlatamam. Biraz torpil yaptığım doğrudur. Sen uyu istersen, gücünü toplaman lazım. Ha yok, ben uyumayacağım. Önce annem taburcu olsun, ondan sonra. Demircim, her şey yolunda, merak etme. Yani ayrıca canını sıkmana gerek yok. Böyle şeylerin seni düşürmesine izin verme. Çünkü sen düşersen annen de düşer. Sen The Demir Cerrah olsun. Unutma. Gerçi bu kim olduğunu değiştirmez ama... ben senin içindeki adamı biliyorum. Ben içeri geçeyim. İyi misin? İyiyim, gayet. Ama senin burada olmandan çok rahatsızım. Niye? Oğlum öyle koltuk tepesinde olur mu Allah aşkına? Çok yoruldun sen. İyiyim anneciğim, ben iyiyim. Bak sen eve git. Bir duş al, bir üstünü başını değiştir, bir dinlen hadi. Ben iyiyim anneciğim, sen takılma ya.
Keyfim yerinde benim. Bak, kızmaya başladım ama ha. Hadi. Tamam, birazdan giderim o zaman. Günaydın. Nesin teyzeciğim? Nasılsın bugün? Anneciğim, tanıdın mı Neli? Ne? Liseden. Bir 15 kilo ekleyeyim. Koca gözlükler. Ah, inanmıyorum. Ne kadar güzel bir genç hanım olmuşsun sen. Lisenin hayatını kurtardı anne. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Zaten Demir dün geceden beri yeterince ediyor Nesin teyzeciğim. Sen daha buralarda mısın? Ben bir eve gidip geleceğim de. Tamam. Git dinlen biraz hadi. Biz de Nil kızımla şöyle güzel bir sohbet edelim ha. Tamam. Kaçtım ben.